durumlar için kullanımını onayladı. Dünya Sağlık Örgütü'nden böyle bir adım geldi. Çin'in ikinci aşısına da Sinovac'ın ardından Sinopharm şirketinin ürettiği, daha doğrusu devlet kuruluşu olan Çin Devlet Kuruluşu'nun ikinci aşısını da onay verdi. Dünya Sağlık Örgütü bu aşının kullanımına da onay vermiş oldu. Türkiye ve birçok ülke Sinovac aşısını onaylamıştı. Çin'de dahil olmak üzere birçok noktada Brezilya'da ve Türkiye'de kullanılıyor yaygın bir şekilde. Şimdi Çin'in ürettiği iki ikinci aşıya da onay geldi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından bakalım bu anlamda bu aşının çoğaltılması üretimi noktasında ne gibi adımlar atılacak ama koronavirüse karşı dünyada ikinci aşıyı geliştiren tek ülke Çin olmuş oldu. Böylece sevgili seyirciler.